Bu görüşlerimizi teker teker anlatmak ve sizleri sıkmak istemiyorum. AKP iktidarı sona yaklaşmıştır. Daha Gazişehir'de bir tek seçim bürosu, seçim koordinasyon merkezi açamamıştır. Hatta mevcut il başkanlığı binası bizzat kendi partileri tarafından bazen kurşunlanmış ve bazen de basılmış, görevlileri tartaklanmıştır. Şu anda milletin huzuruna çıkacak yüzleri yoktur. Aralarından bir aday bulup da milletin huzuruna çıkaramadılar. Bakın, bakın nereden bir adam getirdiler ve nasıl bir adam getirdiler. Akşam gazetesi yazarı Gülay Kömürcü'nün köşesinde yazdığı bir notu sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve bunu bütün bir Gaziantep'in iyi anlamasını hasreten rica ediyorum. Partilerin vekil adayları açıklandı. Bu isimlerden AKP'nin önümüzdeki dönem Türkiye ekonomisine emanet etmeyi planladığı A takımı içindeki parlak isimlerden Mehmet Şimşek'e bir bakalım. AKP'nin geçen yıl Merkez Bankası Başkanlığı için adını Çankaya'ya gönderdiği, Sayın Cumhurbaşkanı'nın derhal veto ettiği Mehmet Şimşek Merkez Bankası'na getirilemedi. Bu kişi küresel sermayenin, bakın küresel sermayenin, yani bugün Irak'taki kan ve gözyaşını bu millete, bu coğrafyaya levan görenlerin küresel sermayenin önemli kalesi Merrill Lynch'in Orta Doğu ve Afrika Bölüm Başkanı. Bölüm başkanı olan Mehmet Şimşek AKP'den siyasete girdi. Bakın hakkında çıkan birkaç konu. AKP lehine bu çalışmış olduğu kurumda raporlar hazırlayan Şimşek AKP'den milletvekili adayı oldu. Bir başka haber. Ali Babacan'ın yakın arkadaşı, Londra'da yaşayan, dikkatinizi çekiyorum, Gaziantep'te doğan ya da yaşayan değil, bir başka şehirde doğan, Londra'da yaşayan. Yani nerede doyuyorsan oralısındır misali, belki Londra'lı, belki de Amerikalı bir vatandaş. Bakın bu şahıs AKP'den aday olunca çalıştığı firmanın borsada 256 milyon TL'lik hisse satışı olmuş. Yatırımcıların kafası karışmış. Yoksa yine önceden bilgi sızdırıldı da birileri cebimizdeki parayı mı çekiyor diye. Evet, bunlarda kural kaide yok. Bunlar namazın kazası olur derler, namazı kılmazlar. Ama fırsatın kazası olmaz deyip nerede çarp şuna gidecek, çalacak, çırpacak bir şey varsa her platformda çalar, çalarlar, çırparlar. Yine Amerikan Büyükelçiliği'nde, yani Irak'a demokrasi getiren o Amerikan Büyükelçiliği'nde Türkiye ekonomisi üzerinde analiz olabilir mi? Gaziantep'ten milletvekili seçilebilir mi? Bu şahıs 1995'te Türkiye'de yaşanan devalüasyon sırasında yine Amerikan Büyükelçiliği'nde çalışıyormuş. Ardından Amerika'dan o krizdeki marifetleri ödüllendirilerek oturma izni almış. UBS Banka 2000'den bu yana bu Merrill Lynch firması adlı yatırım bankasında çalışıyormuş. Mehmet Şimşek'in ama zannetmeyin gidişimiz güle güle de 23 Temmuz günü MHP iktidarında Yüce Divan'dasın. Yüce Divan'dasın. Yüce Divan'dasın diyorum. 63. hükümet, milliyetçi hareket, hayırlı olsun efendim. Evet.
Efendimizin eli kolu başlanmış, bağlanmış, başta büyük şehirlerimiz olmak üzere Doğu ve Güneydoğu illerimiz terör, kapkaç, hırsızlık, gasp gibi olaylarla yaşanamaz hale gelmiştir. Değerli dava arkadaşlarım, beni birçok yerlerden tanıdığınız gibi hele medya merkezi olan ve Avrupa'daki 14 büyük ülkeden, 14 ülkeden Büyük İstanbul'dan çok daha iyi tanıyorsunuz. Avrupa'daki 14 büyük ülkeden, 14 ülkeden Büyük İstanbul'da ben 5 sene Emniyet Müdürlüğü yaptım. 2003 yılında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü bıraktığımızda terör, asayiş, kapkaç olayları